Sen buradaki herkesten büyüksün. Babaanne, bu iki ailede doğruyla yanlışı ayırt edebilecek tek kişi sensin. Torunun için doğru hayat arkadaşını ancak sen seçebilirsin. Babaanne, ailenin gelini olmaya layık olup olmadığıma ancak sen karar verebilirsin. Babaanne, eğer sen benim hala bu ailenin gelini olmaya layık olmadığımı düşünüyorsan, o zaman sana yemin ederim bu evlilik gerçekleşmez. Tabki. Ne diyorsun sen böyle? Babaanne sen... Babaanne lütfen. Tabki'nin haline bir bak. Demek istediğim... Tabki çok iyi bir kızdır. Hem sonra annem... Sen de annen gibi konuşuyorsun. Ben bir şeye karar verdim mi kimse durduramaz. Yürü bir han. Babaanne. Babaanne lütfen. Eğer benden memnun değilsen... Bu evliliğe razı gelmiyorsan tamam babaanne. Ama böyle öfkelenip gitme lütfen. Benim babam der ki, misafir evin asıl sahibidir. Babaanne eğer evin sahibi öfkelenip evi böyle terk ederse o zaman babaanne ben hayatımda hiç babaanne sevgisi görmedim. Sen şimdi buraya gelmişken lütfen sevgiyle başımı okşa. Lütfen otur babaanne. Tamam peki babaanne. Tamam oturma. Ama lütfen bir şeyler yiyip öyle git. Adeti. Bu da ne böyle? Bana şeker yedirip beni öldürecek misin? Ben şeker hastasıyım bilmiyor musun? Vasu! Sen ne biçim bir kız buldun böyle? Gelin olmadan babaannesini öldürmeye çalışıyor. Lütfen hanımefendi. Bu tatlılarda şeker yok. Bakın, Tabki bu tatlıları kendi elleriyle hazırladı. Sadece sizin için. Hepiniz bu işin içindesiniz. Herkes bu kızın tarafında. Durul, ona şeker hastası olduğumu sen söylemişsindir. Hayır babaanne. Bay Durul bana bir şey söylemedi. Bir keresinde eve bir dosya bırakmaya gelmiştim. Babaanne o gün ben Aşvin abinin telefonda senin için diyabet ilacı sipariş ettiğini duydum. Babaanne, bugün senin için çayı ve tatlıları... Şekersiz hazırladım. Normalde büyükler çocuklarının ne istediklerini anlar. Babaanne aynı şekilde çocuklar da büyüklerin sorunlarını anlamalı. O yüzden lütfen gitmeden bir bardak su iç ve bir şeyler ye. Babaanne eğer razı gelmezsen bu nişan yapılmaz. Asla. Otur lütfen. Ne bir şey yerim ne de otururum.
Hey hey! Nereye gidiyorsun sen? Sana gitme dedim ben. Daha nişan yapacağız. Nişan törenini başlatacak olan kişi de benim, ha? Ne oldu babaanne? Sen bir karar verdin mi? Beni kimse vazgeçiremez demiştin. Gördün mü? Yengem seni vazgeçirdi. Tanrı bu kıza öyle bir marifet vermiş ki... Vasu çok haklıymış. Ailemizin gelini Tapki gibi bir kız olmalı. Güzel, olgun, terbiyeli, anlayışlı ve edepli bir kız. Milyonda bir gelir. Kızım sana bir şey söyleyeyim mi? Söylediğim şeylere sakın aldırma. Şöyle düşün, olur mu? Gelinimizi test ediyordum kızım. Kekemelik gibi büyük bir kusura rağmen ben Vasu'nun seni neden beğendiğini şimdi anlıyorum.